Çağla kayısı 40 lira. Yeni Dünya 50 lira. Badem 60 lira. Çilek 40 lira 50 arasında. Muz 40-50 arası. Yani kalitesine göre. Ondan sonra karpuz 50 lira 45 arası. İyi ne olacak ya, ne yapacağız da? Hanım bilir, ben bilmem ben. Benim hanım önümde bir fiyat sormam bak. Ta önde gidiyor bak benim hanım. O alışveriş yapar. Ben arabacılık yaparım. Ya memnun olmasan ne yapacaksın? Memnun, yani bazı şeylerin fiyatı çok yüksek. Dolaşıyoruz, uygun olan yerlerden alıyoruz. 350 bin lira para ödedim. Hiçbir şey almadım. Domates aldım, patlıcan aldım, salatalık aldım. Fiyatlar şu anda biraz ufak ama ne kadar gider bilmiyorum. Marul aldım, 25 lira ödedim. Pazar çok uygun şu an. Birazcık fasulyeler pahalı ama o kadar da olur. Yassı fasulyeler de güzel. 250 milyon kadar ödedim. Neler aldınız? Yani bir şeycek, meyve, salata malzemesi aldım. İyi ne olacak ya, ne yapacağız da? Neler aldınız? İşte eve ihtiyacı olan aldık. Ya ben hanım bilir, ben bilmem ben. Anladın? Benim hanım önümde bir fiyat sormam bak. Ta önde gidiyor bak benim hanım. O alışveriş yapar. Ben arabacılık yaparım. Pazarda gördüğünüz en ucuz ve en pahalı olan. Vallahi hepsi ucuz, alabilen almayan zaten yok. Ben ne yapacağım da memnun olmayıp ne yapacağım. Pazarcıya sorsan para kazanamıyor. Webteciye sorsan o da yetiştiremiyor, satamıyor. İlla ki bir orta yol bulmuş herkes. Atıyorlar yani. Teşekkür ederim. Pahalılık var. Yok değil ama yani bu da bir gerçek. Ne yapsın adam ya? Ya bedava mı versin yani? O da emek çekiyor, yapıyor. Marul aldım, 25 lira ödedim. Pazar çok uygun şu an. Memnunuz. Birazcık fasulyeler pahalı ama o kadar da olur. Yassı fasulyeler de güzel. En ucuz en pahalı ürünler hangileri? En ucuz en pahalı. Valla her şey şu an çok uygun. Meyve de uygun, sebze de uygun. Ya kışa bakaraktan bayram öncesi 60-70-80 liraydı. Şu an daha güzel uygun. 250 milyon kadar ödedim. Neler aldınız? Yani bir şeycek, meyve, salata malzemesi aldım. Memnun musunuz fiyatlardan? Yani normalde memnun. Şu hayat şartlarına göre normal oluyor. En ucuz ve en pahalı ürün hangisi şu an pazarda? Salatalık ucuzlamış. Meyveler pahalanmış. Bir saplı pazar. Neler aldınız? İşte evin eksikleri abla. Ne kadar? Bugün mesela geçen haftaya nazaran çok hesaplı yani. Geçen hafta çok pahalıydı. Bilmiyorum bayram haftası olduğu için ama bu hafta bayağı hesaplı. Hem de ürünler çok güzel, taze. İlkine buraya gelince çok güzel, taze abla. En ucuz ve en pahalı ürün hangileri pazarda gördünüz? Valla bugün işte soğan, patates daha hesaplı yani. Pahalı olarak neyse. Pahalı olarak meyveler tabii daha pahalı. Aldığımız meyveler 350 bin lira para ödedim. Hiçbir şey almadım. Neler aldınız? Domates aldım, patlıcan aldım, salatalık aldım. Memnun musunuz fiyatlardan? Fiyatlar şu anda biraz ufak ama ne kadar gider bilmiyorum. Pazardaki en ucuz en pahalı ürünler neler? En ucuz meyve, sebze, salatalık. Portakal 25-30 bin lira. İşte yani öyle gidiyor. Bir de patlıcan aldım, daha yeni başladım. 15 TL'ye iyi düşmüş bu hafta. Daha yeni başladım ama bilmiyorum. Pazardaki en ucuz ve en pahalı ürün şu an sıcağı hangi? Gezmedim, bilemeyeceğim ablacığım. Yani gördüğüm kadarıyla 15 kabak. Kabak ucuz gibi. Efendim soğan aldım. Biber aldım, salatalık aldım. Kaç ödedin? Şu anda 170 lira ödedim. İyi, fena değil. Domates pahalı. Kaç lira? Domates 20 lira. Efendim öyle söyleyeyim. Kabak pahalı. Soğan 2,5 kilo 50 lira. Yeni geliyorum pazara. Daha bilmiyorum ki, daha yeni geliyorum. Bak çantam boşta. Uygun mu fiyatlar sizce? Zannetmiyorum. Emin değilsiniz. Yok canım. Memnun oldunuz. Ekonomi çöktü. Ekonomi çökünce enflasyon yüksek. Ürünler ucuz mu olacak? Satıcıya da yazık yani. Alıcıya yazık, bir de satıcıya da yazık. Sebze meyve çeşitleri satıyoruz. Senelerdir, 40 senedir bu işle uğraşıyoruz. Fiyatlardan bahsedelim. Fiyatlar bayram sonu düşmeye başladı. Yaz havalar ısınmasıyla. Salatalık 15, patlıcan 15-20 lira. Fasulye, taze fasulye 30-40 lira. Domates 25-30 lira arası. Daha da düşer yani. Mayıs geldikçe fiyatlar inmeye başladı. Havanın ısınmasıyla.
Talep nasıl abi? Talep güzel. Bayram önü güzeldi. Şimdi fena değil yalnız. İşler iyi. 3 kilo salatalık aldım. Aman tomat aldım. 250 lira vardı. 100 lira kaldı. Dur bakalım 5 saat değil. Benim kafa varmaz kızım. Oh, işte şu kadar param kaldı. Dur. Bir de 100 lira olacağı. 250 lira da vardı. Memnun musunuz fiyatlardan peki? Fena değil. Kışın kına bakınca. Çık daha ucuzlasa. Serbest olmasaydı. Hepsi aynı. Birbirini tutmuyoruz. 300'ü buldu herhalde ya. Neler aldınız? Patates, soğan, domates, salatalık. Yani pek de memnun değiliz yani. Baktığın zaman marul pahalı mesela. Meyve türleri çocuklar için almak istiyoruz pahalı. Ya öyle yani ya maalesef. Yapacak bir şey yok, elden bir şey gelmiyor. Sarımsak satıyorum. 200 lira kilosu. Baharat ürünlerim var çeşitli. Talep kız sezonu olduğu için yani etrafta kalmadığı için şu an için talep görüyor. Talep görüyor. Şu an tezgahta yeni meyvelerimiz geldi. Yeni dünya olsun, badem olsun, çilek olsun, muz olsun. Günü meyveler şu an piyasasına göre şu andaki durumu da fiyatlar da uygun yani. Yaz meyvelerin fiyatlarına bak. Mesela çağla kayısı 40 lira, yeni dünya 50 lira, badem 60 lira, çilek 40 lira 50 arasında, muz 40-50 arası yani kalitesine göre. Ondan sonra karpuz 50 lira 45 arası. Fiyatlar şu anki mevsime göre normal. Ha düşebilir mi? Düşecek daha. Ama belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra ama düşecek.